mı sanıyorsun sen Mihriban? Biraz yalnız kalın. Konuşun istemiştim. Niye kızdın ki bu kadar? Ali ile konuşmak istesem konuşurum zaten Mihriban. Böyle oyunlar yapmana gerek yok. Ne var ki bunda bu kadar kızacak? Her gün birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz ama bir şey demiyorsunuz. Bu kolay mı sanıyorsun? Kimseye, kendime bile itiraf edemiyorum ama geceleri yattığımda Ece beni bırakıp gittiğinden beri Nazar'ı daha çok düşünüyorum Kamber. Düşün ama. Düşün ama kimseye bir şey deme Ali öğretmen. İyice iyileşene kadar dur burada işte. Kızların nafile bakıyor işte sana. Sonra istersen gidersin. Ya istemezsem sonra? Seni zorla kapıya koyacak değiliz ya. İlkini kullanmadan ikincisi dökülmez. Bilirsin. Değil mi? Bilirim. Bir de Ömer'in düğünü var yakında. Şahnaz'la evleniyor. Bence ona bir şans daha vermeliyiz. Evimi basan o cabbar denen uğursuzun köpeğine bir şans daha mı vereceğim Ali öğretmen? Halil Bey, bakın. Aslında bunu size danışıyorsam bu coğrafyada yaşamanın sizin izninize bağlı olmasından değil. Sadece köylü sizi sevdiği ve saydığı için. Eğer hayır derseniz ben benden yardım isteyen birini kovmayacağım. Bundan sonra o haneye dönemem Cabbar'a. Ne sana ne de o haneye. Döneceksin Nazar. Dönmezsen olmadık acılar çekeceksin. Dönmezsen başının üzerinde bir kara kuş, başının üzerinde ölüm olacak. Sana döneceğime ölürüm daha iyi Cabbar'a. Ölümle korkutamazsın beni. Madem ki şartları yerine getirdin, kızımız senindir artık Ömer. Öleceksin Mihriban. Nazar! Kızım!
Nazar bir şey söyle. Nazar. Nazar. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Nazar. 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 Arabayı hazırla çabuk. Nazar. Nazar. Nazar bir şey söyle. Bana bir şey olursa Efe sana emanet. Nazar! 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 Aldın Nazar! Bir şey sarıldı. Hadi çabuk! Koş hadi buraya! Hadi koş hadi buraya! Yardım edin! Yardım edin! Kaldın! Nasıl kıydım sana, Nazar? Nasıl kıydım? Düğünüme geç kaldım. Ne oldu yine? Ne oldu Fadik? Nazar, ablamı vurdular. Kim vurdu? Bilmiyorum. İçimden alıyor. Sus artık yeter. Nazar'a bir şey olmayacak. Kimse korkmasın. Olmaz değil mi anne? Bir şey olmadan yetiştirirler değil mi hastaneye? Ya olursam, ya ölürse Nazar. Mihriban, hadi, hadi biz eve gidelim. Hadi Şahnaz. Şahnaz, kızım istersen sen bizde kal. Ben gideyim. Bir haber gelirse. Merak etme Şahnaz, size de haber veririz. Hadi kızım. Nazar'a bir şey olmayacak. Ne oldu? Ne oldu? Nazar'ı vurdular. Kim? Bilmiyoruz. Kimse görmemiş. Beyli Ali Örtmen hastaneye yetiştirdiler. Efe nerede? Efe nerede? Yatırdınız mı Efe'yi? Ben görmedim. Efe nerede Pınar? Bilmiyorum. Efe! Nasıl Efe! Bilmiyorum? Bilmiyorum. Efe! Efe'yi gördün mü nafile? Efe nerede? Ne biçim dünya bu be? Kuyu. Kuyu. Efe. Kuyu burada. Köylüyü topla, dağı taşı her yeri arayın. Belki korkup bir yere saklanmıştır. Bulun torunumu sabah olmadan. Hadi. Gelmedi mi hala? Gelmedi. Gidiş o gidiş. Çıktığından beri ne ses ne seda. Başına bir şey gelmesin bu adamın. İyi değildi son zamanlarda. Koca hala mı ya? Ne gelecek ki başına? Dışarı çıkıp arasak mı diyor? Hadi çıktık. Hadi bulduk da diyelim. Ne diyeceksin Aya? Aa! Çekil! Çekil! Aa!
bir işler var bu adamın başında. Nasıl kıydım ben sana, Nazar? Kendi ellerimle nasıl kıydım? Nasıl kıydım? Nasıl? Nasıl? Nasıl kıydım ben sana? İyileşeceksin Nazar. Sana bir şey olmayacak. İyileşeceksin. Yaşayacaksın Nazar. Beyim. Beyim gel şöyle. İyileşeceksin. 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 Yaşayacaksın. Adalet varsa dünyada, Nazar kızımıza bir şey olmayacak.
Buldunuz mu Efe'yi? Her yere baktık ama yok. Aramaya devam edin. Bulana kadar da durmayın. Arayacakları yer belli. Kendini kandırıp durma anne. Ablamı vuran da, Efe'yi kaçıran da Cabbar Ağa. Sus Pınar. Susmayacağım. Zamanla yan yana durdun. İşbirliği ettiğin için kendini yediremiyorsun kabul etmeyi. Efe'yi kim kaçıracak Cabbar Ağa'dan başka ha? Pınar sus. Başka yerde olamaz. Bakmadığımız bir tek orası kaldı. Anne. Sen alırsın değil mi Efe'yi Demir'in? Bırakmazsın Cabbar'ın yanına. Sağ olun çocuklar. Siz de yoruldunuz. Ben kalayım mı hanım? Şurada kuyunun kenarında bekleyin. Yusuf sen git. Sen haneden değilsin. Bizim konuşacaklarımız var. Peki. Ama sen kal Demir'im. Sen hanedensin. Kocamsın sen benim. Gitsen istersen Ömer. Şahınızı gelinliğiyle bırakıp geldin bizimle. Nasılsa beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Hele bir nazar kız sağ salim çıksın ameliyattan, o vakit giderim. İyiyim iyiyim Rıza, sağ ol. Biraz konuşalım seninle öğretmen bey. Dün gece nazar sana neden öyle dedi? Nasıl? Bana bir şey olursa Efe sana emanet diyor. Bilmiyorum. Nereye gider? Nereye gider küçücük çocuk? Kim alır götürür Efe'yi? Kim? Kim kim kim? Kim kim kim? Kim? Allah! 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 Kalkmadı mı ağada? Uyudu mu desene? Bütün gece içeriden inleme gibi sesler geldi durdu. Sen bekledin mi bütün gece burada? Bekledim. Ağam değil mi? Girip baksaydın ya o vakit içeri. Dün geceki gelişinden sonra mı? Hayatta girmem yanına. Sen baksan. Olmaz. Seyit'ten sonra en yakın adamısın sen. Sana bir şey demez. Ya derse? Demez. Hadi 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 hadi. Ağam. Çal çal bir daha çal. Ağam benim Kemal. Aç kapıyı girelim içeri. Sen aç. Bir de erkek geçinecek. Çekil. Bir şey olmuş Ağa'ya. Ağam. Senden ses çıkmayınca bir bakalım dedik. İyi misin? Ağam. Bir ses et de gidelim. Merakta bırakma bizi. Ağam. Saatte olsunlar basmış ağayı. Saçmalama Lamia. Neyi saatte olsunlar? Görmedin mi? Nasıl bakıyor deli deli? Ne edeceğiz şimdi? Ne bileyim ne edeceğiz? Hala haber yok. Yerleri aşındırdın Pınar, otur artık. Böyle dolaşa dolaşa bir şey yapamazsın. Bu olanlar deli ediyor beni. Nasıl bir insan bir başkasını vurur? Böyle bir şey nasıl olur anlamıyorum. Hep olmuyor mu? Engel olamazsın. Elinden bir şey gelmez. Böyle davranarak herkesin daha çok sinirini bozuyorsun. Sinirini mi bozuyorum? İnsanlar kalkıp birbirini vuruyor. Çocuklar ortadan kayboluyor. Kaçırılıyor. Ve insanların sinirini ben bozuyorum öyle mi? Tamam Pınar, bunun kavgasını yapmayalım. Yapalım yapalım. Yapalım çünkü ben dayanamıyorum bütün bu olanlara. Dayanamıyorum. İnan bana dayanamıyorum bütün bu olanlara. Thank you.
Şahnaz nasıl? Konuşmadı bütün gece. Ağlayıp durdu. Bazen her şey zor olur Şahnaz. Sanki kötü olabilecek ne varsa hepsi olur. Ama bu da geçecek. İçinde bugünün acısı hep kalacak. Ama bugün de geçecek. İçimdeki acı benden çok hanımımdan yana. Bu ak gelinliğin üstüne düştü onun kanı. Ben nasıl yaparım Mirvan? Bu gelinliği giyip bir daha nasıl varırım Ömer'e? Varacaksın elbet. Sen mutlu olacaksın. Nazar da iyileşecek. İnan bana. Halil Bey, geçmiş olsun. Olaylardan haber aldık. Sağ ol komutan bey. Sizlere de geçmiş olsun. Şimdi belki sırası değil ama sormak zorundayım. Kimin yaptığı hakkında bir bilginiz var mı? Bir bilsem kimin yaptığını... Sakın Halil Bey. Bırakın bu işi biz halledelim. Siz olay yerinde bir inceleme yaptınız mı? Yaptık ama hiçbir iz bulamadık. Ne bir mermi kovanı, ne bir ayak izi. Düğünün kalabalığıyla bütün izler silinmiş. Bilsek böyle bir gün düğün dernek kurar mıydık komutan bey? Sana bir şey dediğim yok Ömer. Üzme kendini. Bence bu işi yapan köylülerden değil. Bütün köylü oradaydı. Besbelli ki uzaktan ateş edildi. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama ben yapacak olsaydım öyle yapardım. Doktor bey! Kızım nasıl? İyileşecek mi? İyileşecek. Çok şanslıymış. Hayati organları zarar görmemiş. Birkaç saate kadar ayılır. Çok uzun zaman narkozda kaldı. Çok şükür. Çok teşekkürler doktor bey. Rica ederim. Çıkardığınız kurşunu almam gerek doktor bey. Balistik inceleme için gerekiyor. Bu bana da çok garip geliyor ama kurşun yok. Ne demek yok? Basbayağı yok. Yüzlerce parçalanmış cam parçası temizledik vücudundan. Sanki mavi camdan bir top vücuduna çarpmış ve parçalanarak bütün omzuna saplanmış. Hepsi bu. Tekrar geçmiş olsun. Ben eve haber veriyorum. Demir'im, ablamı vuranı, Efe'yi kaçıranı bulursun değil mi sen? Hı? Hadi sen yukarı çık hadi kızım. Ya otursam Demir'imin yanında, hiç sesim çıkartmadan. Hadi çık kızım hadi. Demir'le konuşacaklarım var. Peki. Sence bu işi Cabra mı yapmıştır Demir? Efe'yi belki o kaçırmıştır ama nazarı vuran o değildir. Cabbar bu. İstediğini alamadı mı çocuğu da kaçırır, nazarı da vurur. Nazarı vurmaz. Nereden biliyorsun? İnsan sevdalı olduğunun saçının teline kıyamaz da ondan. Cabbar her şey yapar. Canlar alır ama nazara kıyamaz. Ben bunu bilirim. Efendim. Benim. Size iyi bir haberim var. Ne olmuş? Yaş. Dinliyor musun? Dinliyorum. Nazar ameliyattan çıktı. İyiymiş. Tamam ne? Söylerim herkese. Sağ ol Rıza abi. Ne olmuş? Nazar ablam kendine geldi. Çabuk. Anne. Anne ablam iyiymiş. Rıza abi telefon etti. Ameliyattan yeni çıkmış iyiymiş. Allah'ım çok şükür sana. İyiymiş Demir'im, duydun mu? Nazar ablam iyiymiş. Anne hadi biz de gidelim. Gidip görelim Nazar'ı hadi. Gidelim kızım. Peki ya Efe?
Nazar'a sevinirken onu unuttuk. Nasıl diyeceğiz Halil Bey'e bu durumu bilmem ki. Başına vardım Zeynep'i göremeye. Nasıl haberin almışsa dayım mı hep orada? Kocaköy'de bugün bir tek keyfi olan sen varsın Yusuf. Ne hikmetse. Yok canım, ne keyfi olacak? Benimkisi sıkıntıdan, sıkıntıdan. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yusuf, bana da bir çay. Sen ne diyorsun bu işe Seyit? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Kasabadan haber gelmiş. İyi olacakmış Nazar kız. Pek sevindim. Daha gencecikti hanım. Genç menç ama sen kendini hala Cabbar'ın adamı bellersin herhal. Hala hanım dersin Nazar kıza. Ağız alışkanlığı işte. Bir iki haftada kurtulunmuyor ki. Peki bu Efe işi ne oluyor? Bulunur inşallah. Bacak kadar çocuk. Her yere baktık. Belli ki korkup kaçmış bir samanyılın altına girmiştir. Karnı acıktı mı akşam olmadan çıkar. Merak etmeyin. Yusuf bence doğru der. Çıkar akşam olmadan ortaya. İnşallah çıkar. Ama çıkmazsa bilesin ki bu işin ucu sana dokanır. Kalkayım ben en iyisi. Belli ki ne olsa benden bileceksiniz bu köyde. Baba. Yok kızım. Niye ölsün? Çocuklar ölecek diyor. Ölmeyecek, merak etme sen. Ölmek ne demek? Sen düşünme bunları, olur mu? Hiç aklına getirme. Ali abi, ölmek ne demek? Ölmek çok sevdiğin birini bir daha hiç görmemen demek Nazar. Annem gibi mi? Evet, annem gibi. O öldüğünden beri onu hiç görmedim. Hiç mi? Hiç. Baba, Nazar abla ölmesin, olur mu? Ölmesin kızım. Ölmesin. Hadi ye yemeğini sen. Kızım. Sana eren kör kurşun. Bana değseydi keşke. Bana erseydi de görmeseydim bu halleri. Son yıllarda olanları düşünürsen bey iyi dayandı bunca şeye. Yerinde başkası olsa. Haklısın Ömer. Umarım buna da dayanır. Hem o hem Nazar. Atlatacak. Her ikisi de. Her ikisi de bu toprağın insanı.
Bizim gibi kökü dışarıda değil Ali öğretmen. Ne ilgisi var ki Rıza? İnsan insandır. Hangi toprağın insanı olursa olsun. İnsan toprağına benzer. Toprak ne kadar zorluysa o kadar zorlu. Toprak ne kadar verimliyse insan o kadar verimli olur. Yani insan yaşadığı yere benzer. Ali öğretmen. Ben gideyim artık. Durum malum. Şahnaz'ı öylece bırakıp geldim. Haklısın Ömer. Nazar ayılsın, ben de gelirim. Rıza, bir şeye ihtiyacınız olursa bir haber edin yeter. Yolun düşerse bir eve uğra. Ben telefon ettim ama hala meraklıdırlar. Durumu anlatıver. Olur olur, uğrarım tabii. Hadi kalın sağlıcakla. Akçe teyze. Belki sen anlarsın anın halinden. Belki şifa verir otların. Of, koca aya derman olmaz benim otlarım. Ya bir dene sen yine, belli mi olur? Of, şifalı otlar içi temiz olana derman olur. Aya bir faydası olmaz. İnsan insandır ya. Niye şifa olmasınmış? Of. Bak bir gör ayı. Benim elimden bir şey gelmez dersen çıkıp gidersin. Gel hadi gel. Sevaptır. Hem ağa senin bildiğin eski ağa değil. Bir sürü iyilik ediyor sağa sola. Seyit. Ağa nerede? Yatıyor, pek iyi değil. Konuşmam gerek onunla. Dur. İyi değil dedim ya. Ne bu telaşın? Kendine gelsin konuşursun. Efe'yi kaçıracaktım düğünde. Öyle buyurmuştu bana. Ama Nazar Hanım'ı vurdular düğünde. O karışıklıkta belli ki biri alıp gitmiş çocuğu. Bir an önce konuşmazsam, anlatmazsam kabak benim başıma patlayacak yine. Hatice teyze bir baksın. Gördün mü yaptığını? Hatice teyze. Hatice teyze. Yavaş, yavaş. Anne, biz de gelseydik. Sizin kalmanız daha iyi olur. Nazar'ın başını kalabalık etmeyin. Ben hastaneye varıp hem Nazar'ı görürüm hem de babanıza anlatırım Efe'nin kaybolduğunu. Benim için de geçmiş olsun de ablam, olur mu anne? Benim için de. Derim. Ha anne, jandarma gelir bugün ifade almaya. Seni ya da babamı görmek isteyecek. Ne diyeceğiz? Hı-hı. Olduğu gibi dersiniz. Heh. Ama Efe'nin kaybolduğundan sakın bahsetmeyin. Neden? Babanız uygun görürse kendi anlatır. Gerisine karışmayın siz. Beydir hanımdır diye diye bunlar oluyor zaten. Hanım hazırsanız gidelim. Gidelim Recep. Uğurlar olsun hanım. Allah şifalar versin Nazar kızımız. Kızlar, ben de size sütlü kahve pişireyim. İyi gelin, içiniz ısınır. Sütlü kahveyle hallolacak şeyler değil bunlar Nafile teyze ya. Niye kızdı ki bunlar? Onun kızmadığı şey mi var sanki Fadik? Dediğin gibi karıştı ortalık ağam. Ama besbelli ki başkası almış götürmüş Efe'yi. Kahvede konuşuyorlardı. Bulamıyorlarmış küçük ağayı. Sana yemin, bulsam, görsem emrettiğin gibi kapıp getirecektim. Ama ortalarda yok. Bir de şey ağam. Oo. Nasıl? Seyit. Dedim ya, bulamıyorlar küçük ağayı. Nazar. Nazar. Nasıl? Seyit. Yaşıyor mu? Sen biliyor musun vurulduğunu ağam? Nazar! Nasıl? Seyit! Ya iyi. Kahvede duydum. Hastaneye kaldırmışlar. İyiymiş durumu. İyileşecekmiş. Dile benden ne dilersen Seyit. Dile benden ne dilersen Seyit. Sence kim yapmıştır bu işi Ali öğretmen? Bilmiyorum Rıza. Nazar'ın kimseye zararı yoktur ki. Cabbara dışında. Onun yapacağını sanmam. Nazar'ın dışında herkese her şeyi yapar ama Nazar'a dokunmaz. Sevda beter iştir Ali öğretmen. Kim düşünmez bana yar olmayan başkasına da yar olmasın diye. Yani
Biri seni sevmiyorsa başkasını da sevmesin. Hatta yaşamasın bile, öyle mi Rıza? Elbette değil ama... bazıları sevdiğini öldürecek kadar çok sevdalanır sevdiğini. Rıza, saçmalıyorsun. Ama bunu seninle burada tartışmayacağım. Baba, nasılsın? İyiyim. Ali öğretmen. Olması gereken bu değil ya. İstersen gir Nazar'ın yanına. Sağ ol. Rıza, biz de dolanalım biraz. Ne senin ne de benim gözüm görsün. Doktoru çağırayım mı? Doktor iyi olacağını söyledi. Kısa zamanda ayağa kalkarmışsın. Bu sıkıntın narkoz yüzünden. Ali. Yorma kendini. Burada. Yanındayım ben. Efe. Nasıl? İyi. İyi tabii. Ona dikkat et. Yanından ayırma. Nazar. Anlamıyorum. Söz ver bana. Tamam. Merak etme. Efe iyi olacak. Söz veriyorum. Sana hep inandım Ali. Nazar. Nazar. Doktor bey. Doktor bey. Ne oluyor? Bilmiyorum. Biraz konuştu sonradan. Merak etme. Ayılırken zaman zaman kendisine gelmesi, sonra tekrar bayılması normaldir. Saatlerdir narkoz altındaydı. Endişelenecek bir şey. İyi öyleyse. Anlamıyorum Nazar. Anlamıyorum ama... söz. Sana verdiğim her söz gibi... bunu da tutacağım. Sen iyileşene kadar dikkat edeceğim Efe'ye. Abla, niye öyle duruyor Pınar? Sinirleri bozuk. Kız Pınar, ovalayayım senin kılıçlarını. Üf, rahat bırak Fadik beni. Biz sen mi üzülüyorsun Nazar ablama? Hepimiz üzülüyoruz herhalde. Hadi hadi, yemeyin birbirinizi. Sizin şimdi yan yana sırt sırta durmanız gerek. İçin şunları da sıkıntınız gitsin. Sağ ol Nafile teyze, Pınar, sağ ol. Hadi gel kızım, gel. Gel. İyi günler. İyi günler. Eğer uygunsanız size birkaç şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Buyurun, oturun. Nasıl hanımım? İyi. Şahnaz. Böyle olmasını kimse istemezdi ama oldu. Üzüldüğün bir hanımım Ömer. Biz evleniriz yine.
O iyi olsun da biz yine kavuşuruz birbirimize Ömer. Biliyor musun Şahnaz? Sen benim hayatımdaki en önemli şeysin. Dinle, bak ne diyeceğim. Yarın gidip kasabada evlenelim mi ha? Ne dersin? Ben seninle her yerde, her zaman evlenirim Ömer. Varsın düğün olmasın. Buyur komutanım. Sağ ol. Afiyet olsun. Bu belli ki planlanmış ve bilinçli bir hareket. Bu yüzden gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz her şeyi anlatmanıza ihtiyacım var. Vallahi billahi ben hiçbir şey görmedim. Ben öyle mutlu mutlu duruyor, kendi gelin oluşumu hatırlıyordum. Bizim bildiğimiz her şeyi de babam anlatmış zaten size. Bunun dışında o kalabalıkta ne görülecek ne de duyulacak bir şey vardı. Peki siz? Ben de bir şey görmedim. Bütün herkes gibi. Bakın, bu köyün içinde öyle töreyle, gelenekle çözülecek bir şey değil. Bildiklerinizi anlatırsanız herkes için iyi olacak. Eğer söylemek istediğiniz bir şey olursa beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Madem diyecek bir şeyiniz yok, ben gideyim. Bir dakika. Evet. Sizin bilmediğiniz tek şey, Nazar ablamın oğlu Efe'nin düğün sırasında kayboldu. Ya da kaçırıldı. Baba izin ver gideyim bulayım konuşayım Cabbar abi. O mu yaptı sence? Hayır. Ama belki bildiği bir şey vardır. Olmaz. Senin gitmen ortalığı daha da karıştırır. Gerekirse uygun bir zamanda ben giderim. Süreyya. Sen niye buraya kadar geldin Süreyya? Daha tam iyileşmeden. İçeride yatan benim de kızım değil mi Halil Bey? Haklısın. Nasıl? İyiymiş. Doktor öyle söyledi. İyileşmesi fazla zaman almazmış. Verilmiş sadakamız varmış. Bir şey mi oldu? Yok, iyi. Doktor gelip kontrol etti biraz önce. Bu kadar uyuması normal diyor. Halil Bey, sana bir diyeceğim var. Konuşmamız gerek. Sırası değil şimdi Süreyya. Sonra konuşuruz. Diyeceğim miyim? De o zaman. Nazar'ın telaşındasın diye söyleyip aklını meşgul etmek istemedik. Ne diyeceksen de Süreyya. Lafı çevirip durma. Efe yok Halil Bey. Ne? Ne? Ne demek yok Süreyya? Doğru düz anlasana şunu. Düğünden beri kayıp. Belki korkmuş bir yere saklanmıştır dedik. Her yeri aradık ama bulamadık. Zannımca Nazar'ı vuran kimse torunumu kaçıran da olur. Öğretmen Bey nereye? Sonra bir silah sesi duydum. Bir anda karıştı ortalık. Aynı Cappar Ağa'nın dediği gibi. O ana kadar gözünün önündeydi küçük ağa. Bir anda ortadan kayboldu. Sağa sola koştum ama bulamadım. Nereden bilir ki ağa ortalığın karışacağını, hanımın vurulacağını? Elinde tüfekle buradan çıkıp gitmedi mi? Belki o vurdu. Hanımı mı? Mümkün değil. Ne malum? Belki sevdalı değil artık ona. Belki istemiyor. Olacak şey mi bu Lamia? Boş konuşuyorsun. Hiç de değil. Benim merak ettiğim küçük ağayı kim kaçırdı? Buraya gelmeden önce belki ağa kaçırmıştır diyordum ama... Karışık iş bu Seyit. Uzak durmak en iyisi. Her ihtimalde kralı karın köylüsü benden bilecek. Ben gidiyorum. Gelen giden olursa ne bugün ne dün gördüklerinizi kimseye demeyecek, tek kelime etmeyeceksiniz. Körsünüz, sağırsınız. Özellikle sen, Seyit. Ne görüp ne duyduk ki zaten ağam. Herkes ne biliyorsa biz de ancak onu biliyoruz. Çok konuşuyorsun Seyit. Nereye gidiyorsun ağam? İzin ver ben de geleyim. Sen mi tutacaksın kadın başınla benim ardımı? Yani pek iyi değilsin ya. Belki bir şeye ihtiyacın olur. Belki fenalaşırsın. Otur oturduğun yerde. Kendi başına bir işler çevirmiyorsa ağam gelin suratıma tükürün. Thank you.
Seyit. Seyit neredesin? Hepiniz bildiğiniz ne varsa bir bir anlatacaksınız. Bir şey saklayan, bilip de söylemeyen olursa canını fena yakarım. Bu işte hem adam öldürmeye kasıt hem çocuk kaçırma var. İkisinin de cezası çok ağırdır. Şimdi anlatın bakalım bildiklerinizi bir bir. Göreceğim, göreceğim, bileceğim Seyit, bileceğim. Hiç sevmedim ben seni. Ne oldu Nefi'yi? Elimden alacağım. Alacağım, alacağım. Allah, Allah. Nefi, Nefi oğlan. Nefi, Allah, Allah, Allah. Efe'yi arıyorum, Efe'yi! Efe'yi arıyorum! Kamber! Allah! Biliyorum ben seni yaptığını, biliyorum! Ne diyorsun Kamber, ne yaptım ben? Kaçırdın Efe'yi! Efe'yi almaya geldim, alıp gideceğim! Ben kaçırmadım, haberim yok benim! Niye döndün buraya ha? Ali öğretmen iyilik ettiydi sana! Yılansın sen! Yılan! 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 Kamber dur, sakin ol! Bak konuşalım, anlatacağım her şeyi! Benim bir alakam yok bu işte! Yaklaşma bana! Yaklaşma! Yaklaşma! Efe'yi ver gideyim! Efe'yi ver bana! Efe'yi ver bana! Efe olanı ver! Ver Efe'yi gideyim! Ver! Ver Efe'yi ver! Öldürdün adamı! Ne ölmesi be? Bayıldı! Ne yapacağız şimdi bunu? Çocuğu kimin kaçırdığını bilmem komutanım. Ama bana kalırsa sokağın üst tarafından silah sesi geldi. Nereden biliyorsun? Avcılık ederim ben. Silah sesi nereden gelir, nerede ateşlendi anlarım. Benim de avcılığım var. Ama o ses bildik bir ses değildi. Ne saçma sesi ne mermi. Başka bir sesti o. Nasıl yani? Kurşun sesiyle cam kırılması gibi. İkisi aynı anda gibi. Ya da önce patlama sonra cam kırılması. Belki biri camın arkasına ateş etti. Evinde camı kırık olan var mı aranızda? Yok yok. Bizim içimizden değildir bunu yapan. Nazar kızı sevmeyen, gönül koyan bir adam bulamazsınız burada. Olsa da biz barındırmazdık zaten aramızda. Komutan bey. Sizin söylemediğinizi ben öğrendim Halil bey. Efe'nin kaçırıldığını biliyorum. Ben de yeni öğrendim. Biz Nazar'ı hastaneye götürdüğümüzde fark etmişler torunumun ortada olmadığını. Peki sizce kim kaçırmış olabilir? Tabii ki Cabbar'a. Nereden biliyorsun Ali öğretmen? Bilmeye gerek yok. Yeteri kadar açık. Bunu planlamış. Bildiğiniz delil olabilecek bir şey varsa... Ne delili? Her şeyin ortada olduğunu görmüyor musunuz? Hemen oraya gitmeli ve Efe'yi alıp başka bir yere götürmeden evi aramalısınız. Ancak Cabbar Ağa'yı sorguya çekebilirim. Savcılık kararı olmadan evi arayamam. O zaman her şey için çok geç olacak. Ev arama, baskın izni almam için savcıya delil sunmam gerekiyor. Şu anda elimde hiçbir şey yok. Allah kahretsin. Ali öğretmen... Sakın bir delilik yapıp kendini suçlu duruma düşürme. Cabbar Ağa'nın çocuğu kaçırması çok normal. Hem ondan başka kim? Niye kaçırır? Sen olsan ilk akla gelenin sen olduğunu bile bile kaçırır mıydın çocuğu? Hem diyelim ki çocuğu kaçıran o. Nasıl cesaret eder o kalabalığın içine girmeye? Hadi girdi. İşin nazarı vurmaya kadar vardırır mı? E diyelim ki yaptı. Aynı anda. Hem nasıl nazarı vurup hem çocuğu kaçıracak? Bana sorarsan bu iş çözülene kadar sen de pek görüşme Cabbar Ağa'yla. İş için olsa bile. Adem baba.
Bak kahve yaptım sana okkalı. Ha? Ağzına layık. Hadi işte uykun açılsın. Ben gideceğim. Aa, otur otur. İki dakikacık. Otur bir dakika konuşalım da gidersin. Hadi kahveni iç. Bırak beni, evde uyuyacağım. Ya Adem baba, otur da kahveni iç. 40 yılda bir uyanık yakaladım seni. Hadi iç kahveni de uykun açılsın ha. Bir planım var benim. Bak şimdi. Burası beyin avlusu. Bu da kuyu, tamam mı? Biz buradan kazmaya başlarsak bir gecede kuyunun dibini bulur, gömüyor alırız. He? Olmaz mı? Olmaz. Of. Şerefsizim, sana kuruş koklatırsam. Ortaklık bitti. Ne yapacağız bu dediğin? Ağa gelince sorarız ne yapacağımızı. Şimdilik böyle dursun. Hiç derdimiz yokmuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Ağa da ortalarda yok. Kaybolup duruyor zaten kaç zamandır. Kim bilir ne zaman gelir. Öyle ya da böyle. Beklemekten başka çaremiz yok. Ağam! Ne oluyor? Ne işi var bunun burada? Seyit! Küçük ağayı aramaya gelmiş ağam. Biz de ne edeceğimizi bilemediğimiz için bağladık ağam. Küçük ağa burada değil. Bunu aklına sok. Deli! Ağam, biliyorsan hiç olmazsa bana de küçük ağanın nerede olduğunu. Bütün köylü bugün yarın da jandarma benim üstüme varacak. Atın bunu kömürlüğe! İyi misin şimdi biraz daha? Daha iyiyim. Doktor babana iyileşeceğini söylemiş. Ayağa kalkması fazla zaman almaz demiş. Kardeşlerin herkes geçmiş olsun dedi. Yolunu gözlüyorlar. Sağ olsunlar. Anne. Efe nasıl? Çok korkmadı değil mi? Anne. Efe iyi. Teyzeleriyle. Neden sustun Efe'yi sorunca? Birden aklıma o an geldi. Vuruluşun, yere düşüşün. Ben biraz kapının önüne çıkıp havalayayım. Bir şey istersen seslen, olur mu? Ali öğretmen. Uzak dursun. Seninle hesabımızı sonra görüşürüz. Ne var? Efe'yi bana vereceksin. O burada değil. Bak, Nazar'a söz verdim Cabbar. Gerekirse seni de, bütün köpekleri de gebertir, Efe'yi alırım. Demek sonunda öğrendin öğretmen. Hasret ektim azar.